Rus Haber Portalı AviaPro, Türkiye'nin 30 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını Ukrayna'ya teslim ettiğini, Ukrayna'nın bunları Donbas'ta kullanmak üzere hazırlıklarını tamamladığını iddia etti. Haberde, Türkiye'nin Ukrayna topraklarına 30 Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını gönderdiği, muhtemelen bu silahlı insansız hava araçlarını Donbas saldırısında kullanacağı belirtildi. Ukrayna'nın iki adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı kontrol istasyonunu da teslim aldığını, istasyonların askeri nakliye uçağı ile Kiev Havalimanı'na indiği iddia edildi. Askeri nakliye uçağının Katar'a ait olduğu, Türkiye'nin sistemleri Katar üzerinden teslim ettiği, uçaklarının havalimanından kısa süre içinde ayrıldığı iddia edildi. Haberde, muhtemelen askeri teknik işbirliği yoluyla anlaşılmaz hedefleri olan kardeş Ukrayna, Katar Hava Kuvvetleri C-17A'nın iki askeri nakliye uçağı tarafından ziyaret edildi. Şimdi uçak Boris Pil alanını çoktan terk etti ve Karadeniz'in üzerindedir. Henüz bu verilerin resmi bir teyidi yok ancak Ukrayna Savunma Bakanlığı aniden Donbas'ta Karabağ senaryosunu tekrarlamaya hazır olduğunu hatırlatarak diğer şeylerin yanı sıra insansız hava araçlarının kullanımını ima etti denildi. Ukrayna'nın aldığı silahlı insansız hava araçlarının Türk ve Katar ordusu tarafından kontrol edileceği iddia edilen haberde şimdi kontrolsüz bölgelerin önemli bir bölümünü Ukrayna'ya geri döndürmek için tüm koşullar var. Ukrayna Savunma Bakanlığı temsilcileri sadece başkomutandan bir emir almamız gerekiyor dedi denildi. Azerbaycan tarafında Karabağ'da gerçekleştirdiği harekatta Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının etkin şekilde kullanılması sonrası harekete Ukrayna Türkiye'den çok sayıda bayraktar TB2 aldı. Karabağ harekatını da yakından inceleyen Ukrayna, Donbas'taki Rusya destekli ayrıklıkçılara silahlı insansız hava araçlarının etkin şekilde kullanılacağı bir harekat düzenleyeceği bekleniyor. Donbas'ta, tüm cephe hattında hazırlıklar üst seviyeye çıkarken, Ukrayna tarafından harekatın her an başlatılabileceği kaydedildi. Ukrayna'nın büyük çaplı bir harekat başlatma olasılığının yüksek olması nedeniyle Lugansk'e halk cumhuriyetlerinin tüm zırhlı unsurlarının tam alarma geçirildiği belirtildi. Bölgede radyo yayınlarından Ukrayna'nın bir saldırı başlatacağı, tüm güçlerin hazırlıklı olması duyurulurken, halkında tedbir alması istendi. Ermeni medyası, Azerbaycan'ın tarihi toprakları olan Zengezur'un iade edilmesi gerektiğini belirtti haberde Ermenistan Er ya da Geç Rusya'nın etki alanından çıkarak dış politika ve jeopolitik olarak Batı'ya yönelecektir. Ermenistan için tek yol bu ama burada da her şey düzgün değil. Batı aynı zamanda NATO anlamına gelir ve NATO da Kafkasya'da Türkiye tarafından temsil edilmektedir. Ermenistan Rusya'nın nüfuz alanını terk edip Batı'ya yönelirse Türkiye ile ilişkilerin %100 yeniden ele alınması gerekir. Bu da Ermeni soykırımı, Karabağ sorununun tamamen terk edilmesi ve sonuç olarak Zengezur'un terk edilmesi anlamına geliyor. Ermenistan devletini korumak için bunu kabul etmelidir. Başka seçeneğimiz yok. Gürcistan'a bakarsan, bugün hiçbir devlet bu ülkeye bir şey söyleyemez. Arkasında Batı var denildi. Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanı Armen Sarkisyan, Rusya'nın Ermeni silahlı kuvvetlerine yeni silahlar verdiğini açıkladı. Sarkisyan, bir numaralı stratejik ortağımız olan Rusya Federasyonu ile kayıp askeri mülkleri geri kazanmak, mevcut sorunları hızla çözmek ve muharebe kabiliyetini artırmak için yoğun çalışmalar yapılmaktadır dedi. Sarkisyan, Ermenistan tarafından Rusya'dan satın alınan yeni silah ve teçhizatların hangileri olduğunu açıklamadı. Son iki aydır Rusya Ermenistan'a askeri kargo uçakları göndermeye yeniden başladı. Bazı kaynaklar yeni askeri teçhizatın nakledildiğini iddia etse de, yetkililer sessizliğini koruyor. Rus askeri uzman Aleksandr Koarachenko, Ermenistan'ın topraklarında NATO askeri konuşlandırmaya karar verdiğini söyledi. Uzman, Ermenistan'ın manevraların doğrudan Rusya'ya yönelik olmasına rağmen, NATO'nun bir parçası olarak bu tür tatbikatları yapmaya istekli olduğunu belirtti. Uzman, Rusya'nın neden Karabağ'a asker göndermediğini size ne zaman soracaklar? Yoksa en modern silahları ücretsiz göndermediniz mi? Ermenistan açıkça Rusya karşıtı tatbikatlara katılıyor. Amaçları Amerikan tümenlerinin Rusya sınırına transferini uygulamaktır. Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliğinin parlak geleceğe kiminle adım atacağına karar vermesinin tam zamanı tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Bir yandan Türkiye Ermenistan için bir düşman ve diğer yandan Ermeni askerleri Türklerle omuz omuza Amerikalıların Avrupa'ya çıkmasına yardım edecekler dedi. Erivan tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama olmadığı, ancak tatbikatın gelecek ay başlayacağı, bunun sonucunda Rus tarafı Ermenistan'dan Rusya'ya yönelik bu davranışa ilişkin açıklama talep edebileceği kaydedildi. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği askeri tatbikat başladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta 7500 asker, 200 topçu roket sistemi, 150'den fazla antitank aracı, yaklaşık 100 zırhlı araç, 90 üzerinde hava savunma sistemi ve onlarca uçak yer alıyor. Askeri birliklerin savaşa hazır olup olmadığını denetlemek amacıyla yapılan tatbikat, 20 Mart'a kadar sürecek. Ermenistan ordusu, işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğramış ve bu topraklardan geçen sene çıkmıştı. Rus enerji şirketi Gazprom'un geçici bir süreliğine Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a doğal gaz sevk edeceği bildirildi. Gazprom şirketinden yapılan açıklamada Kuzey Kafkasya Trans Kafkasya boru hattının 3 haftalığına bakıma alınacağı belirtildi. Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle Rusya'dan Ermenistan'a doğal gaz sevkiyatının Azerbaycan üzerinden yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada söz konusu sevkiyat için Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR ile kısa vadeli sözleşme imzalanmıştır. Bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra gaz tekrardan Rusya ve Gürcistan sınırını takip eden eski güzergahtan taşınacak ifadeleri kullanıldı. Gazprom, Ermenistan'a 2020'de 2,2 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti. Gürcistan ise yapılan sözleşmeden haberlerinin olmadığını bildirdi. Georgian Gas Transportation, Rusya'nın Ermenistan'a giden doğal gaz arzının güzergahındaki geçici değişiklikle ilgili bilgiye sahip olmadığını açıkladı. Şirketin sözcülerinden Levan Toronjadze, henüz böyle bir bilgi almadık. Bizim tarafımızda herhangi bir değişiklik yok. Şu anda Ermenistan dahil her yönden gaz nakli her zamanki gibi gerçekleşiyor dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin tarımsal açıdan kalkınması için Azerbaycan'a her türlü desteği sağlayacaklarını bildirdi. Pakdemirli, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Başbakan Ali Asadov tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ettiğini hatırlatan Pak Demirli, askeri zaferin ekonomik zaferle taçlandırılması gerektiğini söyledi. Karabağ bölgesinin kalkınmasının önemli olduğunu vurgulayan Pak Demirli, bölgenin önemli kısmı tarım, orman ve mera arazileri. Gerek çiftçilerin eğitilmesi gerek sulamayla ilgili konular gerekse ormancılıkla ilgili konularda destek sağlayacağız. Savaşta ve barışta Türkiye her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye'nin tarımla ilgili önemli bir başarısı var. Avrupa'da birinci, dünyada ilk ona giren ülkeyiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber ülkelerimizdeki üretimi ve işbirliklerini artırma gayreti içerisinde olacağız, şeklinde konuştu.